Herkese merhabalar arkadaşlar. Temel orantı ve Thales teoremi ile sizlerle birlikteyiz. Hiç vakit kaybetmeden başlayalım. Evet arkadaşlar, temel orantı teoremini geçtik. Her zaman olduğu gibi hemen takvimimize bakalım. Nisan ayımızda ara tatili geride bırakmıştık arkadaşlar. Bugün günlerden 19 Nisan, Salı günü arkadaşlar ve Temel oran hatlarımı Tales'te sizlerle birlikteyiz. Hemen ödevimizi vakti gelmişken verelim. 0'dan 9'a kitabımızda 210 ile 215 arasında ben konu çalışacağım hocam diyorsan evet. burada konu anlatımımız vardı. Ve kesinlikle şunu emin olabilirsiniz ki gerçekten de konu anlatım olarak e, çok iyi kaynaklardan biriyle karşı karşıyasınız. Hemen burada göstereyim. 210'da temel orantı var. Hemen süzgeçini yapıyorsun. Hatta çözgeçle örnek de yapıyorsun. Talesim var. Çok güzel anlatılmış. Örnek sorun çözgeç süzgeçini yapıyorsun ve de sonrasında arkadaşlar eşlik benzerlikle ilgili tara geçim var. Buraları da yapıyorsun sonrasında zaten nereye geçiyoruz? Yardımcı elemanlara geçeceğiz. Haftaya da üçgende yardımcı elemanlar konusunu tek bir videoda dördünü birden alacağız. Hepsini anlatmış olacağız arkadaşlar ama bugünkü konumuz temel orantı. Hemen konu anlatmak istiyoruz. Konu anlatımını istiyorsan Sıfırdan 9'a kitabımızda 210 ile 215 arasını çözüyorsun. Yapamazsan da karşında canım hocam TAS uygulamasında seni bekliyor. Kare kodu okuttun mu hemen karşında. Ama hocam ben soru çözeceğim. Soru kitabı istiyorum diyorsan Dinamo kitabından da arkadaşlar. Hemen Tesla 23 ile 25 arası senle birlikte olacak arkadaşım. Bak 27 burası. Hemen gösterelim. 23 sayfa 212'de Tesla 23 var. 24 var. Sonrasında da gördüğün gibi yeni nesil tarzda sorularla sayfa 214'te T25 testinde yapıyorsun. Yapamazsan yine canım hocam karekot uygulaması seni bekliyor. Nisan ayı da bugün ve haftaya salı günü olmak üzere iki videomuz da bitmiş olacak. Bu aya canlı yayında üçgende eşlik benzerlik yapmıştık. Bugünkü dersimiz aslında eşlik benzerliğin bir tekrarı gibi olacak. Sadece özel kurallar var ve artık bu kuralları gördüğümüzde uygulamaya çalışacağız. Onları söyleyeceğiz. Vakit kaybetmeyelim artık başlayalım arkadaşlar. Temel orantı teoremi neymiş bakalım. DE BC'ye paralelse DE BC'ye paralelse B açısı bakın burada bir B açısı var. Neye eşitmiş arkadaşım? AED'ye. tabii ki de paralel oldukları için yöndeşler. Ne demiştik açılarda? Açıp, açı kavramında söylemiştik sola ve yukarı bakıyorlarsa yöndeşlerdi. Aynı şekilde sağa ve yukarı bakanlar da birbirine eşit. E kardeşim zaten A açısı gördüğün gibi şu ADE küçük üçgen ile ACB büyük üçgeninde ABC ya da ortak açı olduklarına göre 3 üç, 3 üç açımda birbirinin aynısı olduğunu. Biri küçük biri büyük olduğu için eşlik değil benzerlik olacağı için ABC üçgeni ne olacak? AED üçgenine benzer olacak. E bu benzerlikten yola çıkarak biz zaten şunu biliyoruz. AD'nin bakın burada tek çizginin karşısı AD'nin AC oranı AE'nin AB oranı ve de arkadaşlar DE'nin tabanların birbirine oranını zaten biz nereden biliyoruz? Benzerlikte açı açı benzerliğinden dolayı biliyoruz. Bakın burası garanti. Ama ben sana bugün ne söyleyeceğim biliyor musun? Şu benzerliği de yapabilirsin. AD'nin DC oranı bakın üst parçanın alt parçaya oranı Yine aynı şekilde sağdaki üst parçanın sağdaki alt parçaya oranı da yapabilirsin. Ya da üst parçaların birbirine oranı alt parçaların birbirine oranı da yapabilirsin. Yani bu formülde içler dışları da yer değiştirebilirsin. Yani AD bölü AE DC bölü BE de yapabilirsin. Hemen sana örnekte bunu anlatayım. Daha iyi anlatayım. Yine söylüyorum. Biz benzerlikte bu kuralı gördük. Aslında kuralda bir değişiklik yok. Ama sana pratik bir bilgi veriyorum sadece karşılıklı kenarları ya da alt üstleri verilirse sen hemen onlarla ilgili oranda yapabilirsin. İşte buna temel orantı teoremi diyorum. Hemen örneğimi geçeyim. Bak ısınma. A, 2K dersem bakın bu arada D, ile BC'nin paralel olması şart. Çünkü benzerliğimizi bu sağlıyor. A, 2K dersem e, buranın tamamı 6K demiş oluyorum. O zaman D, B'ye de 3K demiş oluyorum. DB de burası 3K. İşte sana söylediğim tam olarak da bu arkadaşım. Bak ne diyorum bir de? A e'ye 6 demişim. D e'ye 4 demişim. Bakın şimdi yapacağımız olay şu. İlk öncelik ilk öncelikle, benim sana temel orantıda söylediğimi iyi bil. Bak 2k'ya 6, 3k'ya kaçtır? Karşılıklı bakabiliriz. Sanki 2k k'yı 3 yaparak burada 6 değerini buldurmuş ya. O zaman sanki k 3 değerini bularak Burada da 9 diyebilirsin. Ya da şöyle de diyebilirsin. Üst tarafın alt tarafı oranı sağ tarafta da üst tarafın alt tarafı oranıydı. Mesela buraya x dedim. x dersem şunlar sadeleşti. İçler dışlar yaparsam 2x eşittir 9 x pardon 18 ise özür dilerim. Kafa bilen hızlı çalıştı. 18 bölü 2'den de x 9'dur diyebilirsin. Ama pratik bir şekilde 2k 6 ise 3k kaçtır diye hemen üstler altlar oranı yapabilirsin. Bu temel orantı teoremiydi. Bir de bizim genel bilgimizden dolayı bakın şimdi bunu sakın kaçırmayın. Burası çok önemli. Üste 2K4 6 üçgeni var. Bir de büyükte de gördüğün gibi 5 15 bir şey üçgeni var. Hatta onu da düzgün yazalım. Bakın 2K bölü 2K bölü 5K Sağ tarafı yazalım. 6 bölü 15. Zaten gördüğünüz gibi 2'ye 5, 6'ya 15. 3 katı. Ve de ne olacaktı arkadaşım? Sağlar, sollar, bir de tabanlar olacaktı. 4 bölü buraya da y desek yeridir herhalde dedik geçtik. O zaman bakın burada da yine bir pratik rasyonel sayı kavramı yapalım. 2K 4 se 5K nedir? Sanki K 2 gibi düşün. O zaman 5K da Y eşittir 10 demiş oluyorum. Adam bana ne sormuş? E, sormuş arkadaşım. E, 9 diye buldum. Bir de B, sormuş ki başka bir şey soracağı yok. Onu da 10 diye buldum. Toplamları da ne oldu arkadaşım? 19 olmuş oldu. Ve bugün 19 Nisan. Bu arada benim doğum günümdü. O yüzden de 19 cevabını bulmuş olduk. Güzel bir şekilde soruyu hallettik arkadaşlar. Gördüğünüz gibi süper bir şekilde bütün her şeyi tık 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 bulduk. Temel orantı ısınma şeklinde sorumuzu yaptık geçtik. Şimdi bakın daha zor antrenman dedim ama bir tık daha zor bir soru. Bakalım nasıl yapacağız? DE'ye 6 demişiz. Tamam. Ee, BC'ye 9 demişiz. Şimdi bakın burada çok kilit bir olay var. Onu söyleyeceğim. Bu arada EG'ye de 4 demişim. Arkadaşım çok dikkat et şimdi. Bakın şimdi bu ikisinde de şurada ADE üçgeni ile ABC üçgeni birbirine benzer. Eyvallah. Burada da ECG üçgeni ile CFA ya da CAF üçgeni birbirine benzer. Onu da görüyorum. Burada düzden bir benzerlik var. Burada da tersten bir benzerlik var. O zaman bunların ikisinde de ortak kenar neresi? Şurası. Mesela bakın burası A desem buraya B diyeceğim. O zaman şöyle diyebilir miyiz? Bakın tabanlar işin içine giriyorsa ben şöyle bir şey söyleyebilirim. O zaman A'nın bakın A'nın A artı B'ye oranı tamamının oranı eşittir. 6'nın 9 oranı. Bakın üstteki üçgenin sağ kenarı, sol, e, sağ kenarı A'nın büyük üçgende de yine sağ kenar A artı B'ye oranı. 6'nın yani tab küçük üçgenin tabanının büyük üçgenin tabanı oranı dedik. O zaman şurada bir sadeleştirme yapalım. 2'ye 3 diyelim. O zaman 3 kere A 3A 2 kere A 2 A 2 kere B 2 B dedik. Attım karşıya A eşittir. Ne çıktı? 2 B çıkmış oldu. O zaman arkadaşım hiç kasmayalım. A'nın yerine 2 B yazalım dedik. Bu arada sen bunu fark edebilirsin. Bakın burası 6'ya tamamı 9 olacak. 6'ya 9 kaba sadeleştir. 2'ye 3 olacak. Yani tamamı 3 burası da 2 olacak. Biz de işte bu yüzden A'ya ne dedik? 2B dedik ve A'yı artık ortadan kaldırdık. Şimdi burada tersten bir bakış atalım lütfen. Hemen şu takvimimizi ters çevirelim. Bakın tersten bir bakış atarsak ne olacak? B'nin 3B oranı bakın çok güzel bir şekilde küçük üçgenin sağ, sol kenarı, büyük üçgenin sol kenarı bakın bu arada 2B değil, kesinlikle 2B değil. Buna dikkat edin. Ne olacak? Küçük üçgenin tabanının büyük üçgenin tabanı yani AF'ye oranı olacak. Bunlar sadeleşse 1 bölü 3 eşittir. 4 bölü AF dedim. Buradan da içler dışlar yaptığım anda ne olmuş oldu arkadaşım? AF eşittir 12 olmuş oldu. Bakın sorumu yaptım. Çok güzel de yaptım ama ben sana bir şey daha söyleyeceğim. Bakın 2B ise 2, 2B ise B ise o zaman sen şuraya 2K'ya aşağıya K diyebilirsin. Bak karşılıklı oranlı demiştim oranlı. Ve de aynı şekilde burası B ise sen buraya C dersen 2B'ye de buraya 2C diyebilirsin arkadaşım. Bu arada yine söylüyorum 1C'ye 3C, 4'e de 12 oran olacaktır dediğim ve antrenmanı da geride bıraktım. Bir tık daha zorlaştırdım, zoru yaptım. Bakalım olayı anlayacak mıyız? DE paralel, FG paralel, BC. 3 tane paralellik var. Bu arada açı ortay muhabbeti paralellikte gelirse... Z kuralından dolayı burası tek nokta olur. Bakın unutmayın açı ortay paralellikte gelirse Z kuralından dolayı burası hemen şurada bak D, E'den gelip EC yapıp CB B yaparsan burada Z'den dolayı burası tek nokta olur. Tek nokta olursa gördüğün gibi tek noktanın karşısıyla bu tek noktanın karşısı ECB C, B üçgeninde ikiz kenar olur. Bakın ikiz kenarı gördük mü? Tek noktanın karşısı 15, tek noktanın karşısı tamamında 15 olacağı için burası 6 oldu. Bak şimdi arkadaşım olaya bak şimdi. Çok dikkatli bak şimdi. Burası 9, burası 6 ise hemen karşısında sadeleştirme yaparsam burası 3k, burası 2k olur. Olaya bak. Neden? 9'a 6 yani 3'e 2 oran var. O zaman 3k'ya 2k olacaktır dedim ve olayı bitirdim. Adam bana şuradaki bıdığı soruyor. O zaman şu üçgene bir fokuslanalım. Türkçemizden vazgeçmeyelim. Odaklanalım. Bakın buradaki üçgene odaklanırsam artık yavaş yavaş temel orantı teoremiyle biraz hızlanmam gerekiyor. Bu arada burası dik değildi. Şuradan bir çizgi çektim. 3K'ya 2K. Çok dikkat şimdi. Tabanın 5 ise, büyük üçgende 5K'ya 5 ise küçük üçgende 2K'ya 2'dir dediğim Adam da bana FK'yı soruyordu yaptım. Hocam bu da ne var zor? Birincisi ben anlattığım için zor gelmeyebilir. İkincisi şurada Z'yi görmen lazım. Z'den dolayı ikiz kenarı. ikiz kenardan temel orantıyı. Temel orantıdan da tersten bu üçgende 2'yi bulman lazımdı dedim. Ve bu soruyu da çok güzel bir şekilde bitirdim. İşte geldik yazılı sorusuna. Hocam sana zor ve pratik ve süper bir soru yazılı sorusu sormak, soracaksa işte sana tam bir yazılı sorusu. Bakalım nasıl yapacağız? Çünkü burada çok büyük cinlik var. Ama bilirsen Tio'yu yaklaşık 12.8 saniyede soruyu yaparsın. ABC üçgeninde EF paralel BD'ye, ED ye paralel BC'ye. Bak şurada bir paralellik var. Onu bir çizelim. Yani bunun bu bunu oranı, bunun bu bunu oranı tarzında bir benzerlik olacak. Bir de arkadaşım şurada olacak. ED ile BC arasında olacak. Şu an çizmeyeyim. Bakalım soru geldikçe yaparım. AF'ye 4 demiş. AF şurası 4. F de hoba işte bu. Bak paralelliği gördüm. Paralelliği gördüm. Şunun şuna paralelliği var. O zaman sağ taraftakiler sol taraftakiler oranı 4'e 2 kaba bir oran sadeleştir. 4'e 2 2 ile sadeleştir. 2'ye 1 olur. 2'ye 1 olursa o zaman burası 2K'ya K olur dedim ve bunu bitirmiş oldum. Şimdi ikinci benzerliğime geçiyorum. İkinci benzerliğimde de ED paraleldi. Bak şimdi çok dikkat. ED paraleldi BC'ye. Bakın bilerek uzatarak çiziyorum. Lütfen çok dikkat et şimdi. Çok dikkat et. Yukarıda 2k var, aşağıda k var. Karşısında 6 var, karşısında sorulan var. İşte bu. 2K'ya karşısında 6 varsa 1K'ya karşısında 3 olur. İşte bu. Çok zor karmaşık gibi gözüken bir soruydu. Ama tane tane aşama aşama gidersen çok rahat edersin. Bakın önceden ben şu laciverti çizseydim kafalar yanacaktı. Dumanlar çıkacaktı. Ama şimdi ne yaptık? İlk önce yeşili çizdim. Bana verilenlerden 4'e 2, 2'ye 1 orandan dolayı 2K'ya K dedim. Şimdi laciverti çizdim ve laciverte odaklandım. 2K'ya 6, K'ya 3'tür. Çünkü temel orantı teoremi karşılıklı kenarların oranlarını söylüyordu bana. Ve bunu da halletmiş oldum. İşte geçtim orta taban konusuna. Bu normalde bazı kitaplarda yoktur ama ben ekledim. Çünkü çok önemli bir kısım, çok önemli bir soru tarzı. Hep sorular bunlarla ilgili sorulabilir. Zaten bir dahaki dersimizde kenar ortay göreceğiz arkadaşlar. Kenar ortayda 3 1 2 kuralı var. Orada da orta taban çok lazım olacak bize. Şimdi anlatalım. Orta taban bir üçgenin kenarlarının orta noktalarını birleştiren doğru parçasının orta taban denir. Bakın kenarların orta noktalarını birleştiren doğru parçasının orta taban denir. Orta taban diğer kenara paraleldir. Tabii ki de bunları böldü. Diğer kenar burası. Tabii ki de 1'e bir, bir ya da bire iki 1'e 2 oran varsa zaten benzerlik. Benzerlik varsa da burada paralellik vardır dedik. Unutmayalım. Orta taban diğer kenarın yarısını eşittir. Yani aşağısı 2K ise BC 2K ise DE K'dır. Ya da burası K ise burası 2 katıdır dediğim ve olayı bitirdiğim. Orta taban 1'e birlikte olur ve K'ya 2K'yı ve paralelliği sağlar. Unutma 3 tane olay. İkisi orta nokta. K'ya 2K ve paralellik. Yani benzerliğin şartı. Geçtim. Yazılı sorusu. Gerçekten de bu sorulabilir, yapılabilir bir soru. Ne diyor sana soruda? A, B, C, F, e, D birer üçgen. ABC B, C, F, e, D birer üçgen. Eyvallah. Sonrasında diyor ki E, D paralelmiş. Ben çok seviyorum böyle paralelleri çizmeyi. Gözümün önünde oluyor hep. B, C ye paralelmiş. Bir dakika dostum. Paralellik varsa bu taraf birebirse o zaman burası da 1'e 1 olmak zorunda. Biraz önce dedik ya 2'ye 1 ise 2K'ya 1K'ydı. Ya da 3'e 2 ise 3K'ya 2K'ydı. İşte paralellik bu, bunu sağlar benzerliği sağlardı. Ve bunlar bir bineşit bunlar da bir bineşit. oldu. Ve burası orta tamam oldu arkadaşım. Güzel. Devam ediyorum. Bitmedi işim. Bir de tersten bakalım olaya. E burada da bu BC, ED'ye paralelse otomatikman GH'de ED'ye paralel. Paralelse şu ters üçgende de bakın benzerlik var. Ve bu benzerlikte de iki çizgi var. İki çizgi var. Yani birebirlik var. O zaman burada da ben birebirliği çizerim. Demek ki bu da buraya göre FED üçgeninde demek ki burası da orta taban. Süper. O zaman adam bana GH'ye 4 derse orta tabandan dolayı orta tabanım 4 ise tabanım ne olacak? 8 olacak arkadaşım. BG'yi de 5 vermiş. Burası da 5. Şimdi bu burayı üstü kapattığımda şu alt tarafı yaptım şu an. Tabanım orta tabanım 4 ise alt tabanım 8. Şimdi altı kapatıyorum. Bakın orta tabanım 8 ise alt tabanım kolay bir sayı. 8'in 2 katı 16 olacaktır. 16 5 artı 4 9. 16 için bana ne lazım? 7 lazım dedim. Ve bana da HC'yi hocayı soruyordu. Ben de ne dedim? HC 7 santimetredir dedim ve olayı bitirdim. Gördüğün gibi çok hoş konular, çok klas sorular. Bunları da iyi görmek so lazım. Yazılı sorusu yine söylüyorum. Normalde orta bana bilmezsen biraz uğraştırır. Ama tık 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 orta bildiğin anda patlatırsın. Thales teoremine geçtim. Thales teoremi de bana diyor ki arkadaşım. Thales teoreminin söylediği şey şu. D1, D2, D3 paralelse yani böyle bir yamuk varsa sen bunu 10. sırtta göreceksin. Yamuk varsa bu yamukta arkadaşım AB, BC oranı DE'nin EF oranı. Yine aynı şekilde üçgen olmasına gerek yok diyor sana. Sana üçgen tamamlayabilirsin ayrı mevzu. Ama üçgen olsa da olmasa da buradaki dörtgenlerde de biraz önce temel orantıdaki üçgenlerde olan karşılıklı benzerlik veyahut da altların benzerliği, üstlerin benzerliği yine aynısı olur diyor. Ne diyorsun hocam? Şuraya A, şuraya B, şuraya X, şuraya Y dersem ister A bölü B x bölü y yap. Yani altın üstte, altın üstte ya da üstün altı oranı de. istersen de a'nın x'e karşılıklı b'nin y'ye de oranı diyebilirsin. Yine söylüyorum orantı kurallarında, oran orantı kurallarında görmüştük. Bakın içler yer değişirse x ile b yer değişirse alttaki kural olmuş olur dedim. Yani ne diyorum? Tales teoreminde de illa senin üçgenine gerek yok. Üçgen olmasa da paralellikler olsa sana üçgenmiş gibi tamamlayabilirsin. Çok rahat yapabilirsin diyorum. Hemen örneğime geçeyim. Bakın burası üçgen yokmuş gibi düşün üst tarafı. Üçgen yokmuş gibi düşünürsem 4 2 olduysa yarıya indiyse ya da 2 4 olduysa karşı tarafta bir de ne olacaktır? Karşıda 2 olacaktır. İşte sana söylemek istediğim e, ee, Thales teoremindeki olay bu. Üçgene illa gerek yok. Gerek yoksa böyle bir oranlama yapabilirsin. Devam ediyorum şimdi. Bir de bana ne diyor? 8 diyor. E 8 de ben şuradan yapayım. E temel orantı teoreminde ne demiştik arkadaşlar? 8'e 4 ya da 2'ye 4 ise aynı şekilde ya da 4'e 2 ise 4 yarıya düştüyse 8 de yarıya düşüp burayı 4 yapabiliriz. Bana ne soruyormuş? DB'yi 2 AK'yı da 4 soruyormuş. O zaman ne olmuş oldu? 6 santimetre olmuş oldu. Yani temel orantı bana bunu söylüyor. E, temel orantı özür dilerim bana burayı söylüyor. E, şimdi gördüğümüz yeni gördüğümüz Thales'te bana üçgene gerek yok. Paralellik 3 paralellik yeter diyordu. 4'e 2 ise 2'ye 1'dir. 4'e 2 ise 8'e de 4'tür dedim. Ve bu soruyu da iyi bir ısınma sorusu olarak yaptım. Bakın bu konu yamuk konusu 10. sınıfta var ama sen bunu 9 bilginle yapabilirsin. Bu arada ondan bahsedeyim. Ondan derken 10. sınıftaki geometriden ve bu olaydan bahsedelim. Arkadaşlar 10. sınıfta çok iyi geometri yapmak istiyorsanız, dörtgenler ve çokgeni çok iyi yapmak istiyorsanız, hatta 11. sınıfta çemberi, 12. sınıfta katı cisimleri çok iyi yapmak istiyorsanız, analitik geometri çok iyi yapmak istiyorsanız 9. sınıfı abanmanız lazım. Yani 9. sınıfın içinden geçmeniz Sular seller gibi iyi bir geometri yapabilmemiz lazım ve bunun için de çaba sarf etmemiz lazım. Unutmayın arkadaşlar dedim ve geçtim. Şimdi yazılı sorusuna bakıyorum. Bana ne diyor? CF'ye K dersen FB 2K olur diyor. CF'ye K dersen FB 2K olur diyor. Bu arada bize Thales ne diyordu? Burasında Thales Thales ne diyordu ki K ise M'dir, 2K ise 2M'dir diyordu. Bunu yaptım. Bakın normalde 10. sınıf sorusu gibi ama bakın ben şuradan bir paralel çekersem e bu 6 ise bu 6 buraya düşer. Bu 6 buraya da düşer. Çünkü iki paralelin arasında 6 6 6 olmalı. E 6 ise kardeşim burası 9'a düşer. 9'a düşerse kapat bu tarafı. Kapat bu tarafı. Bakın ne oldu? K'ya 2K. Özür dilerim. K'ya 3K. Küçük üçgende büyük üçgen. İşin içine taban girince K'ya 2K demiyorsun. İşin içine taban girince k bölü 3k diyorsun. Şuraya da x diyelim. x bölü bakın k'ya 3k x bölü 9 olmuş oldu. Alt taban olmuş oldu. Bu arada 15'i siliyorum. 6'ya 9 diye ayırmıştım. Hemen bunları patlattım götürdüm. Burası 1. 9 kere bir 9. 3 kere x 3x. Her tarafı 3'e bölersen ya da 9 3 ile neyin çarpımıdır? 3'ün çarpımıdır dedim. X'i de 3 buldum. O zaman şurası da benim için 3'tür dostum dedim. EF neymiş EF? EF'de buranın tamamının uzunluğuymuş. O zaman orası da 6 artı 3'ten dolayı 9 santimetredir dedim. Ve olayı bitirdim. Yalnız sana burada pratik bir bilgi vereceğim. Anlayabilirsen anlarsın. Anlayamazsan çok zorlama. Geç çok da önemli değil. Zaten pratik bir bilgi. Bak şimdi. Burası K burası 2K. Burada da bir basamaklar var. 6'yı 15 basamaklar var. Biraz pratik bir bilgi söyleyeyim. Bakın bu basamak 1 bir birim uzunluğunda, bu basamak 2 birim uzunluğunda. Yani 6'dan 15'e 3 birimlik basamak var. Yani 3 basamak var. Peki 6'dan 15'e sayı olarak ne var? 9 var. O zaman demek ki basamaklarım 3 tane 3 katmandı ya. O zaman bir katmanım ne olacak? Bir katmanım sanki 3 gibi olacak. Bakın 6'dan K kadar bir katman 9'a götürür seni. İki katman da 15'e götür. Yani 6 ile 15 arası 9 resmi rakam ama resmi olmayan rakamlara göre de K'ya 2K ya kadar merdiven varsa bu arada 3K tane merdiven vardır. 9 3K'ya denk geliyorsa sanki K 3'müş gibi düşünebilirsin. O zaman 6'dan 9'a 9'dan da 15'e 2K 6'dır dersin geçersin. Geldim kelebek kuralına. İşte son kuralım kelebek kuralı. Kelebekle ilgili de birkaç sorun var. Ondan sonra da zaten e, bunlardan sonra da hemen şurada ödülü sorum var ve olayı bitiriyorum arkadaşlar. Hemen bakın şimdi ÖSYM tarzı sorum da var bu arada. Süper bir şekilde konunun içinden geçeceğiz. Çok iyi dinle. A, E'ye paralelse. Bak kelebek kuralı temel orantı ve teresin e, ayrı bir kal kalıbı ve kelebek kuralı diye geçer. O yüzden de başlığı böyle seçtim. Şimdi bakın paralellikten dolayı Z kuralından dolayı. Z'den dolayı, AB'den dolayı, bunlar tek çizgi. E burası e çift çizgi. Bak burada da onu söylüyor. B açısı, AD açısı, BE açısına eşit diyor. Tamam eyvallah. E Zaten bunlar da ters açılardan dolayı arkadaşlar, ters açılardan dolayı birbirine eşit. E o zaman üst üçgenle alt üçgen birbirine benzerler arkadaşlar. Nereden benzerler? Açı açı kuralından dolayı benzerler, benzerler. Peki bu benzerlikte ne olacak? Çiftin karşısı şurası, çiftin karşısı burası. A, Aynı doğru üzerindekiler ya da çaprazlamasına kenarların oranı, çaprazlamasına kenarların oranı eşit. Bu oran aynı zamanda da tabanlar oranı eşit. Tek bir şey söyleyeceğim sana. Sakın sırayı kaçırma. Bununla başladıysan bununla devam etmen lazım. Yani üst tarafta, alt tarafta bununla başladıysan bununla devam etmen lazım dedim. Kelebek kuralı da böyle örnek görmeden anlamayız. Hemen örnekle anlatalım. Bakıyorum şimdi yine aynı oranlar A, E'ye 2K dersem o zaman E, D'de 3K olur. Çünkü burası ne olacak o zaman? 2K'ya 3K. Bu arada tabii ki de A, B'nin C, D'ye paralel olması şart ki kelebek kullanayım. Bak şimdi arkadaşım özelinde şunu söyledim. Burası tek çizgi ise Z'den dolayı şurası tek çizgi. E burası Z'den dolayı tek noktaysa ya da e, tek nokta diyelim tek noktaysa burası da ters açılardan dolayı oluyor. Şimdi bakın bu iki üçgen birbirine benzer. Hatta şurada da ters açılardan dolayı birbirinin aynısı var burada da ters açılardan dolayı bunu söyledik. Şimdi çok dikkat şimdi. Bu iki üçgen birbirine benzerse tekin karşısı 2K, tekin karşısı 3K ise yukarısı ikiler üçgeni, aşağısı üçler üçgeni. Bakın BE'ye sana 6 derse o zaman 2K 6 şöyle de diyebilirsin. 2K'ya 3K tek noktanın karşısı 6 Tek noktanın karşısı CE. Devam ediyorum. Ters açılarda bakın kimle başlıyorsan onunla devam edeceğim demiştim. Burada bir AB var. Burada da bir DC var diyor. DC'yi de 12 vermiş zaten. Onu da yazdım. Şimdi işte arkadaşlar çırt çırt bunlar birbirini götürdü. 2 3 katına çıkmış. Bu da 3 katına çıkacak. Hop burası 9. 3 12 olmuş. 4 katına çıkmış. 2 4 katına çıkıp 8 olacak. İşler dışlara gerek yok. Adam 2 bölü 3'ü 4 ile genişletmiş. Adam 2 bölü 3'ü 3 ile genişletmiş. Hemen pırt diye buldum. Olayı patlattım. C'yi soruyordu. 9. Bana A, B'yi soruyordu. 8. 9 artı 8. Ne oldu? 17 olmuş oldu. O zaman ne diyorum arkadaşım bak. 2K'ya 3K ise benim kafam şöyle çalışması. Çalışması lazım. Yukarısı 2'ler üçgeni aşağısı 3'ler üçgeni. O zaman 2K 6 ise bakın burası 2'ler üçgeni ise hemen 2'ye böl 3. O zaman 3K'da 9 olur dedim. Bunu patlattım. Bakın hatta ve hatta DC12 ise burası üçler üçgeniydi. 12 üçler üçgeninde ise 3'e böl 4 ikiler üçgeninde de karşısı 8 olur dedim. Bu oran orantıyı yaparsan süper olur aklında kalsın. Zor bir soru var karşımda. Bakayım nasıl yapacağım artık. Hemen söyleyelim. Şurada gözüme çarpan bir kelebek var. Aa bak. Burada gözüme çarpan kelebek var diyorum ya. Bu kelebeklerde ters açılardan dolayı tabanları görüyorum. Tabanları görüyorsam 3'e 6 ise Bakın yukarısı 1'ler üçgeni Aşağısı 2'ler üçgeni O zaman burası 2K Burası K burası 2K Hatta ve hatta şurası M ise Burası 2M'dir Ama neyse Oralara girmeyeceğim Di diyeceğim ama girdim bile Yapacak bir şey yok Şimdi elime şöyle bir üçgen geldi artık Bakın çok dikkatli olun Bu arada bize KC'yi soruyor Yani 2K nedir diye soruyor Şimdi elimde şöyle bir üçgen oluştu artık Hemen şu kenara çizeyim. Elimde şöyle bir üçgen oluştu. Şurasının 2 olduğu, şurasının 3 olduğu, şurasının 3K olduğu, tabanının 6 olduğu bir üçgen. Oba! Bak! Yine benzerlik var. Yine benzerlik var. Nerede? Paralellik varsa zaten benzerlik var. Paralellik de şöyle bak. 3'e 3 üç artı 3K 3'e 3 artı 3K eşittir ne diyeceğiz? Tabanlarım 2'ye bakın yukarıdaki üçgen 2'ye 3 üç, yukarıdaki üçgen 2'ye 3, üç, alttaki üçgen 6'ya 3 üç artı 3K olduğunu söyledik. O zaman 2'ye de tabanım 6 olduğunu söyleyeceğim. Hemen sadeleştirme yaparsam 1'e ne gelmiş olur? 3 gelmiş olur. İçler dışlara gerek yok. Bakın bu ne oldu? Burası 1 3 katına çıkmış. 3 de 3 katına çıkmalı. Ne olmalı? 9 olmalı. 3 üç artı 3K eşittir 9'sa Buradan 3K eşittir 6. K eşittir 2. Yerine koyduğumda da ne olmuş olacak? KC 2K'ydı. O zaman da 4 santimetre olayı bitirmiş olacağım. Bakın hatta yerine koyalım. Şurası 4 olsun. Şurası 2 olsun. 3'e 2 ise burası 9'a 6'dır. Bakın 3'e 2 ise 9'a 3 katı 6'dır. Dedim ve bu soruyu da çok güzel bir şekilde yapmış oldum. Zor bir soru mu? Evet. Kelebekten sonra buna geçiş var. İşte hepsi bir anda soruda sorulabilir. Geldik yine cubapma cuba sorusuna. Bak şimdi çok iyi bir soru. Bak burada yine bir kelebek görüyor muyum? Tabii ki de bana paralellikler şart. Onları gördüğüm için hemen daldım soruya. Bak ne oluyor burada? Ters açılardan dolayı tabanlarım 6'ya 12 ise burası aynı doğru üzerindekiler. 2k'ya k'dır. Aynı doğru üzerindekiler m'ye 2m'dir dedim. Adam bana ef'yi soruyorsa bakın ef'yi soruyorsa ister şu üçgenden yaparsın. Bakın 2k 2 kk ya da k'ya 3k muhabbetinden yaparsın. Bunu bulursun. Ya da şu muhabbetten yaparsın. 2k'ya 3 2m'ye 3m 6'ya burası yaparsın. İki türlü de bulursun. Ben hangisini seçeyim? Sağ tarafı seçeyim. Her zaman sağ güzeldir, iyidir. Hemen sağa bakalım. Sağ tarafı seçelim. Sağlık olduğum için sağdan gitmek daha çok hoşuma gidiyor. Hemen bakalım o zaman ne olacak arkadaşım? Hemen bak. K'ya 3K. K'ya 3K. Geldim buraya K'ya 3K. Devam ediyorum. X'e ne olmuş oldu? 12. Bakın küçük üçgende K, büyük üçgende 3K. Küçük üçgende taban X, büyük üçgende 12. K'lar sadeleşti. Işte. 1'e 3 oldu burası. 3 Dört katına çıktıysa bir de dört katına çıkmalı. X eşittir dört olacaktır. Bunu yaptım. Hatta ve hatta sana bir tane daha bir şey göstereyim arkadaşım. Bir tane daha bir şey göstereyim. O da şu. Tersten düşünürsen olayı. Bak tersten düşünelim. Bir tane de ÖSYM tarzı yapacağım. Bitireceğim zaten. 30 dakikamızı hafiften geçiyoruz. Bak ne yapacağız şimdi? 2M'ye 2M'ye yan kenarım tamamı 3M eşittir Küçük üçgende tavanı x, büyük üçgende 6. Sadeleştirmeyi yaptım. 2'ye 3 kaldı. 2'nin 3'ün 2 katı 6. O zaman 2'nin 2 iki katı 4 olacak. Yine aynı şeyi bulmuş olursun. Hiç fark etmez. Ama önce sen neyi görmen lazım? Kelebeği görmen lazım. Bazen adam sana burayı vermez. X'i verir. O zaman da sen 2K'ya 2K'yı bulursun. Bu sefer de 2K 12 ise K'da 6'dır dedin. Tersten o soruyu da yapmış olursun. Bu arada kağıtlar yapışmış birbirine. Heh, tamamdır. Geldim son soruma arkadaşım. Şunu da kenara atalım. ÖSYM tarzı soruma. Arkadaşlar 2 sene önce yani 2020 yılında yanlış hatırlamıyorsam bu soru soruldu. Uzunlukları 6 ve 10 birim olan iki sokak lambası var. 6 ve 10 birim. Aralarında da 18 metre mesafe varmış. Yani şuradan şurası 18 metreymiş. Bu iki lambanın arasında bulunan 2 santimetre yüksekliğinde bir çubuk varmış. Ve sokak lambaların çubuğun her iki tarafında da oluşturduğu gölgenin boyları birbirine eşitmiş. Yani şunlar birbirine eşitmiş. Bu gölgeler kaç santimetredir diye şu bıdıkları soruyor bana. Arkadaşım olaya bakar mısın? Yalandan kim ölmüş? Bak bana ne soruyor? Hiç alakası bile yok. Yeni nesil tarzda yapmışlar. Bir önceki yaptığım soruya çok benziyor arkadaşlar. Bir önceki yaptığım ve daha önceki sorulara çok benziyor. Bakın şimdi şurayı kapatırsak. Burayı görmeyelim arkadaşım. Burayı hiç görmeyelim. Şu yeşil kafamızı karıştırmasın. Şu tarafı hiç görmezsen. Bakın 2'ye 10 O zaman şurası 2'ye 10 kaba birazcık K'ya 5K mı? Bunun tabanı bu 2'ye 10'sa burası 2'ler üçgeni burası 10'lar üçgeni ya da burası 1'ler üçgeni burası 5'ler beşler üçgeni. 5'ler beşler ise arkadaşım Birler üçgeni K ise tamamı 5K olmalı. Bu arada bu da k'ya eşitti. Tamamı 5K olacağı için ben buraya 3K derim. Bak kaldırdım. Diğer tarafa geçtim. Bak diğer tarafa geçtim. 2'ye 6. 2'ye 6 ise dostum çok dikkat şimdi. 1'e 3'tür. Küçük üçgen birler, büyük üçgen üçler üçgeni. Bak küçük üçgende tabanım ya daha doğrusu sağ tarafım K. Bu da büyük üçgende sağ tarafım 1'e 3'ten dolayı K'ya 3K olacak. O zaman buraya da yine K demiş olduğum. E bunlar K'lar gölgeydi. O zaman bakın tamamı da 18'di. Biraz önce yazmıştık. 6K eşittir. 18 ise K eşittir. 3'tür. Bize de bu gölgeler kaç metredir diye soruyordu. Ben de zaten gölgelere K dediğim için onu da K'yı 3 bulmuş oldum. Ve yaklaşık 30-33 dakikada konumuz bitti. Ama ÖSYM tarzı üniversite sınavında nasıl çıkar? Gerçekten korkmalı mıyım geometriden? Üniversite sınavında zorlarlar mı beni düşünme. Gerçekten de bu tarz sorular sorular. Yeni nesle boğmaya çalışıyorlar. Aslında klasiği bilen yeni nesli de yani bu soruyu büyük ihtimal 22.6 saniyede yapardın. O yüzden de çok da zor bir şey olduğunu düşünmüyorum. Yeter ki çalış. Yeter ki bakın diğer kanallardan bizi ayıran özellik ödevlendirme sistemi. Ödevleri günü gününe yap. Hangi kitabın varsa ikisi de varsa ya da başka bir test kitabın varsa sorun yok. Ama ödev verdiğim için ben bunları söylüyorum. Günü gününe yap. Lütfen sonrasında da e, soruların e, canını oku. Ve çok iyi bir şekilde de üniversite sınavına hazırlan. Ve sonrasında üniversiteye bam diye girersin. Çok güzel bir şekilde halledersin. Artık anlatacağım, uzatacağım bir şey yok. İşte sorular böyle, konumuz böyle. İşte de ödülü soruda böyle arkadaşlar. Ödülü sorunun cevabını yorumlara bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki derste görüşürüz.